Son olarak şöyle bir toparlamam gerekirse, her şeyden önce temel prensip olarak korunmak önemlidir. Korunmak için hastaların yumuşak vasıtlı, düzenli tuvalete çıkmaları gerekiyor. Kabız olmamaları gerekiyor. İshal de, bu arada onu söylemeyi de unuttum, İshal de kabızlık gibi bu tür hastaların oluşmasında bir faktör olabiliyor. Dolayısıyla yumuşak vasıtlı, günde bir kez tuvalete çıkmak bu hastaları bu hastalıklardan koruyacaktır. Koruma çok önemlidir. Dolayısıyla posalı diyet, bol su ve hareket hastalara önerdiğimiz temel öğelerin başında gelmektedir. Bunlara hastalarımız dikkat ederse ve düzenli tuvalete çıkar, ıkınmadan tuvalete çıkarsa kendilerini bu hastalardan korumuş olacağız. Diğer vurgu yapmak istediğim nokta, kanamalı olan hastalar, bu kanama işte hemoroiddendir, füstürdendir diye özellikle belli yaş bir grubun üzerindeyseler, bunları ihmal etmemeleri gerektir. Muayene olmaktan utanmamaları gerektiğidir. Çünkü altta yatan bir inflamatuar, bir bağırsak hastalığı, bir kalın bağırsak kanseri karşı kendisini kanamayla gösterir. Ama biz bunları bir hemoroidal kanama olarak değerlendirirsek geç tanı koymaya ve daha zor tedavi süreçleri yaşamasına hastaların yol açacaktır. Dolayısıyla alt giz kanama dediğimiz büyük abdestli olan kanamaları hastaların ciddiye almaları mutlaka öneriyorum. Yani bunun üzerinde duruyorum, bunun altını çizdiğim diye bir noktadır. Üçüncü bir nokta, hastalar eğer günlük hayatları bozulmuş, ağrıları ön planda, kanamaları fazlaysa da ameliyat artık kaçınılmazdır. Ameliyat olmaktan da çok da korkmamaları gerekir. Uygun yöntemle yapılan ameliyatlar birçok saydığım ağrıyı azaltıcı faktörle de birlikte hastaların 2-3 hafta sonra artık günlük hayata normal olarak dönmeleri, o ızdıraplarından kurtulmaları, sosyal hayatın, hijyenlerinin bozulmasının önüne geçmesi açısından faydalı da olmaktadır. Genelde hastalarımız ilk 1-2 hafta keşke ameliyat olmasaydım derler ama daha sonra bu şikayetleri geçince bütün bunlar acılar unutulur ve iyi ki ameliyat olmuşum diyen birçok hasta vardır. Bu üç noktaya parmak basmak istedim. Birinci koruma, ikincisi bunları hafife almama kanamaları, üçüncüsü de gerekirse ameliyatı da çok korkmama, büyütmeme.